Ahmet Kekeç, Paralel Örgüt'ün Sol Gazetesi de deşifre oldu. Bir tekstilci, eğitimsiz olduğunu söylüyor. Geze eylemlerinden sonra kafalamışlar bunu. Gazete çıkaralım abi, şu kadar satarsak kar ederiz. Konjektür müsait, satarız da demişler. Böyle çıkıyor karşı gazetesi. Paralel örgütten temin edilen kasetlerin rüzgarıyla ilk günler biraz satar gibi oluyor ama bir haftaya kalmadan dibe iniyor. Taraf ve zaman gibi mecralardan gelen kağıt ve matbaa desteği de işe yaramıyor. Gazete geride büyük borçlar bırakarak batıyor. Büyük paralar kaybeden ve taksicilik yaparak hayatını kazanan gazete patronu geçenlerde bir televizyon kanalına çıktı ve manşetten yayınladığımız tapeleri cemaat temin ediyordu itirafında bulundu. Bu işe gezici ve cemaatçi tayfanın dolduruşuyla girdiğini itiraf etmiş oldu. Söylemesi ayıptır bu satırların yazarı karşı gazetesinin bir cemaat organizasyonu olduğunu öngörmüş, kasetten çıkan sol gazete ve senin görevin tape yayınlamaktı yavrum başlıklı iki yazı yazmıştı. Gazetenin genel yayın müdürlüğünü yapan şahıstan da bol küfürlü bir cevap almıştı. İlk yazıdan bazı paragraflar aktarmak istiyorum. Ola ki bugünkü tartışmaya ışık tutar. Birdenbire bir sol gazete zuhur ediverdi. Solla ya da sol düşünceyle irtibatını bilmediğimiz bir kadronun mücbir yoksunluklarla çıkardığı bir gazete. Kadroya bakıyoruz ve kimleri görüyoruz? Bir takım tapon sağcılar, eski İslamcılar, gezi nümayişi üzerinden prim yapan sahne ve sinema sanatçıları, çakma ilahiyatçılar, liberal eyyamcılar, cumhurbaşkanı hayaliyle yanıp tutuşan mütekait siyasetçiler. Bir de çeşit olsun Kabil'inden faşizan görüşleriyle tanınan bir arkadaşımız. Hani Güneydoğu'daki çarpışmaları sadece kan yörüngesinden gören başka da bir parametre tanımayan arkadaşımız. İçinde binlerce kan sözcüğünün geçtiği bir belgesel yaptı, bir de kitap yazdı. Kan sözcüğünü çok seviyor, çok sık kullanıyor bütün mesleki başarısı faşist generallere övgüler düzmekten ve ölü kürt bedenleri üzerinden kariyer yapmaktan ibaret bir gazeteci bir sol gazetede kendine yer bulabilmiş olmasını mesleki başarıyla mı açıklamak gerekir bilemedim peki gazetenin sol düşünceyle kurduğu irtibat nedir bu gazeteye için sol gazete diyeceğiz daha doğrusu yalana karşı gerçeğin sesi olarak çıkan gazetenin sol düşünceyle bir irtibatı var mı bunun cevabını ben bulamadım çünkü sol gazetenin içinde hiç sol yok. Solcu diye pazarlananların bir kısmı cemaatçi çıktı. Karşı ismiyle yayın hayatına devam eden internet sitesine bakılırsa görülecektir. Hadi sol düşünceyi geçtik. Bu gazetenin gerçekle bir irtibatı var mı? Gazete Erdoğan nefreti üzerine kurulmuş. İktidar karşıtlığı değil, Erdoğan nefreti esasında anlaşılabilir, tolere edilebilir, hatta desteklenebilir bir pozisyondur. İktidar karşıtlığı dibine kadar meşrudur. Fakat bu sol gazetede bütün yollar sadece Erdoğan nefretine çıkıyor. Hadi bunu da anladık, şeytanlaştırma da siyasi bir tavırdır. Patolojik bir hale işaret etse de, hadi diyelim ki bu da siyasi bir tavırdır. Bu sol gazete ne yapıyor biliyor musunuz? Ne kadar yasa dışı ses kaydı ve tape varsa manşetine taşıyor. Bunu sistematik hale getirmiş durumda. Her gün bir tape, her gün bir ses kaydı, her gün bir görüntü ve köşelerde akıllara seza yorumlar. Herhangi bir ilkeden bakmıyorlar. Ahlak, insanlık vesaire işin hak hukuk boyutuyla da ilgili değiller. İştahla ve operasyon tutkusuyla sarılıyorlar ellerine geçirdikleri malzemelere. Hangi sol değerlerle kesiştiğini bilmediğimiz paralel yapıya karşıysa son derece kırılganlar. Bakmıyorlar, görmüyorlar, değerlendirmiyorlar. Tam da kalemleri olabilecek ananas ve rafineri meselesine hiç girmiyorlar. Cemaatçi abilere toz kondurmuyorlar. Biraz yukarıda birdenbire bir sol gazete zuhur ediverdi demiştim ama pek de birdenbire değil. Düşünülmüş, planlanmış bir gazete ve bu sadece kasetçiye hizmet ediyor. Ahmet Kekeç, Star